Dizi setinde başlayan aşkı gerçek hayata taşıyan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül çifti dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği Kanlıca'daki muhteşem düğünü getiriyoruz ekranlarınıza. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül evlendi. Evet! Sonsuza kadar evet! Kanlıca'daki düğünden çok özel görüntüler ve Yıldız Yağmuru Magazin 8'de. Mutluyuz, ikisi de canımız. İnşallah mutlu olurlar. Çocuk yapsınlar. 2014 yılından bu yana büyük aşk yaşayan oyuncu Kadir Doğulu ve oyuncu Neslihan Atagül, İstanbul Kanlıca'da düzenlenen muhteşem bir organizasyonla evlendi. Kemal Bey, çok kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Yok, teşekkür ederim. İki ünlü oyuncunun yakın arkadaşları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı düğüne çok sayıda çelenk gönderildi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. İkili Fatih Harbiye adlı dizide aynı sette çalışırken tanışmıştı. Kadir Doğulu dizide Macit Arcıoğlu karakterini, Neslihan Atagül ise Neriman karakterini canlandırıyordu. Dizide işte böyle tanışmışlardı. Neriman Hanım'ın kızı. Öyle mi? Memnun oldum. Senaryo gerçeğe dönüştü ve ikili 2 senelik birlikteliğin ardından evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Mutluyuz, ikisi de canımız. O yüzden bir an önce gidip mutluluklarını paylaşmak istiyoruz. Onur Tuna ve sevgilisi Seda Güven düğüne gelen ilk isimler arasındaydı. Yani işte birazdan gideceğiz, hep beraber eğleneceğiz. Onlar da inşallah ömür boyu çok mutlu olacaklar. İki değerli ismin birbirine uyumlu kıyafetleri ve şık durumları da dikkat çekti. Onur, ben tatildeyken almış üstündekileri. Ben de bayağı beğendim kendisini. Muhabirler, acaba siz ne zaman evleneceksiniz diye soruyor. Kilit soru. Biz şu an böyle bir şey düşünmüyoruz, evet, tadını çıkartıyoruz. Aynen öyle. Mete Horozoğlu spor bir takım, beyaz tişört, eşi Elif Horozoğlu ise yazlık bir kıyafetle geldi düğüne. Vallahi ne söylenir yani. Mutluluklar diliyoruz inşallah. Bir ömür boyu mutlu şekilde yaşarlar çiftimize. Böyle bir bayram sonrası da, güzel bir günde de sonra inşallah mutlu olurlar. Mustafa Üstündağ ve eşi Ecem Üstündağ evlenen çifte tavsiyede bulundu. Mutluluklar dileriz, ne diyelim bak. Allah mesut etsin, mutlu etsin. Mutluluklar, sağ olsun. Sağ olun. Tavsiyeniz var mı? Evlilik tavsiyesi. Çocuk yapsınlar. Hatice Şendil ve eşi Burak Sağ Yaşar da davetliler arasındaydı. Mutluluklarına şahit olmaya geldik. Evet. Dilerim çok mutlu olurlar. Var mı tavsiyeniz? Ya onlar ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Bizim tavsiye vermemize gerek yok ama evlilik çok güzel şey. Umarım tadını çıkarırlar. Evet. Çok güzel bir birliktelik olur. İkisi de pırlanta gibi insanlar. Çok da seviyoruz. Yolları açık olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Mutlu olsunlar. İkili geceye özel kostümler seçmiş. Özendik tabii. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Bu arada Hatice Şendil bir dönem Meryem Uzerli'nin yakalandığı gibi tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Hiç haberim yok. Tükenmiş miyim? Tükenmişsiniz. İyi haberler çıktı. Yok, hiç haberim yok. Öyle mi ya? Ben görmedim. Yoruldum şeye dedin ya, o yüzden. Ya aslında şöyle, 6 yıldır hiç ara vermeden yaz tatilleri dahil çok çalıştım ben ve aslında konunun kaynağı başka bir şeydi. Arkadaşlarımın bana sorduğu başka bir soru vardı. Onun için dedim biraz güç toplamaya, biraz kendime gelmeye ihtiyacım var. Yok, tükenmedim canım. Ben güçlüyümdür, dayanıklıyımdır. Kolay kolay tükenmem. Gecenin en şık çiftlerinden Murat Dalkılıç ve eşi Merve Bol Uğur da göz kamaştırdı. Vallahi ben yeniden evlenmiş kadar oldum. Gerçekten çok heyecanlı. Çok yakın arkadaşlarımız. Başından beri de sizin de gördüğünüz üzere. Allah şey, hani gözlerinden aşk okunan bir çift. Bugün de işte evliliklerine şahit oluyoruz. Sonsuza kadar mutlu olsunlar diliyorum. Valla bizim... Ben öyle hissetmedim. Erkekler hissetmedim. Ben acayip güzel bir manzaraya geldik biz böyle. Tam böyle gelini damadın öptüğü ana yetiştik. Acayip güzel bir çift. İnanılmaz yakışıyorlar. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Evli çifte tavsiyeleri alalım diyoruz. Ancak romantik bir cevap geliyor Dalkılıç'tan. Artık tavsiye verebiliriz. Bir seneyi öyle doldurduk. Bir seneyi doldurduk. Biliyorsunuz daha geçen sene bu zamanlar da bizimle. Yani daha tavsiye daha veremeyiz bence ya. Biraz daha. Belki hani
çoluk çocuğa karıştıktan sonra o zaman iyice olabilir herhalde. Daha biz hani hala daha sevgili gibiyiz o yüzden. Peki çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz diye kontra bir soru geliyor. İlerleyen zamanlarda tabii. Ama şu anda değil. Oo, bekarlar için rehber sayılacak bir röportaj olmaya başladı bu. Bakınız, kritik bir soru daha geldi. Çocuk olunca aşk bitecek mi? Bitecek mi? Bilmiyorum, onu cevaplasın. Aşk bitecek mi çocuk olunca? Hayır, aşk o ilişkinin meyvesi zaten ama her şeyin olduğu gibi çocuğun da bir zamanı var. İkimiz öyle düşünüyoruz, o yüzden önce biraz işimize yoğunlaşacağız. Evlilik aşkı bitiriyor mu, güçlendiriyor mu? Bunu annemlere sormak lazım. Evet ya, bizim için daha çok erken, çok öyle erken şeyler yani. Için yani daha, biz gayet ilk, hatta gitgide daha da büyüyor bizim aşkımız yani. Onu daha böyle artık yani bizim yaşımızda çocukları olanlara, torun torba sahibi olanlara biraz sormak lazım herhalde. Hadi öyleyse içeri girelim ve Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin masalsı düğününe geçelim. Dizi setinde başlayan aşkı gerçek hayata taşıyan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül çifti dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği Kanlıca'daki muhteşem düğünü getiriyoruz ekranlarınıza. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül evlendi. Kanlıca'daki düğünden çok özel görüntüler ve Yıldız Yağmuru Magazin 8'de. Mutluyuz, ikisi de canımız. İnşallah mutlu olurlar. Çocuk yapsınlar. (gülüyor) 2014 yılından bu yana büyük aşk yaşayan oyuncu Kadir Doğulu ve oyuncu Neslihan Atagül, İstanbul Kanlıca'da düzenlenen muhteşem bir organizasyonla evlendi. Kemal Bey, çok kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Yok, teşekkür. Dizi setinde başlayan aşkı gerçek hayata taşıyan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül çifti dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği Kanlıca'daki muhteşem düğünü getiriyoruz ekranlarınıza. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül evlendi. Kanlıca'daki düğünden çok özel görüntüler ve Yıldız Yağmuru Magazin 8'de. Mutluyuz, ikisi de canımız. İnşallah mutlu olurlar. Çocuk yapsınlar. (gülüyor) 2014 yılından bu yana. Dizi setinde başlayan aşkı gerçek hayata taşıyan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül çifti dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği Kanlıca'daki muhteşem düğünü getiriyoruz ekranlarınıza. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül evlendi. Evet! Sonsuza kadar evet! Kanlıca'daki düğünden çok özel görüntüler ve Yıldız Yağmuru Magazin 8'de. Mutluyuz, ikisi de canımız. İnşallah mutlu olurlar. Çocuk yapsınlar. (gülüyor) 2014 yılından bu yana büyük aşk yaşayan oyuncu Kadir Doğulu ve oyuncu Neslihan Atagül, İstanbul Kanlıca'da düzenlenen muhteşem bir organizasyonla evlendi. Kemal Bey, çok kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Yok, teşekkür ederim. İki ünlü oyuncunun yakın arkadaşları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı düğüne çok sayıda çelenk gönderildi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. İkili Fatih Harbiye adlı dizide aynı sette çalışırken tanışmıştı. Kadir Doğulu dizide Macit Arcıoğlu karakterini, Neslihan Atagül ise Neriman karakterini canlandırıyordu. Dizide işte böyle tanışmışlardı. Neriman Hanım'ın kızı. Öyle mi? Memnun oldum. Senaryo gerçeğe dönüştü ve ikili 2 senelik birlikteliğin ardından evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Mutluyuz, ikisi de canımız. O yüzden bir an önce gidip mutluluklarını paylaşmak istiyoruz. Onur Tuna ve sevgilisi Seda Güven düğüne gelen ilk isimler arasındaydı. Yani işte birazdan gideceğiz, hep beraber eğleneceğiz. Onlar da inşallah ömür boyu çok mutlu olacaklar. İki değerli ismin birbirine uyumlu kıyafetleri ve şık durumları da dikkat çekti. Onur, ben tatildeyken almış üstündekileri. Ben de bayağı beğendim kendisini. Muhabirler, acaba siz ne zaman evleneceksiniz diye soruyor. Kilit soru. Biz şu an böyle bir şey düşünmüyoruz. Evet, tadını çıkartıyoruz. Aynen öyle.
Mete Horozoğlu spor bir takım, beyaz tişört, eşi Elif Horozoğlu ise yazlık bir kıyafetle geldi düğüne. Vallahi ne söylenir yani. Mutluluklar diliyoruz inşallah. Bir ömür boyu mutlu şekilde yaşarlar çiftimize. Böyle bir bayram sonrası da güzel bir günde de sonra inşallah mutlu olurlar. Mustafa Üstündağ ve eşi Ecem Üstündağ evlenen çifte tavsiyede bulundu. Mutluluklar dileriz, ne diyelim bak. Allah mesut etsin, mutlu etsin. Mutluluklar sağ olsun. Sağ olun. Tavsiyeniz var mı? Evlilik tavsiyesi. Çocuk yapsınlar. Hatice Şendil ve eşi Burak Sağ Yaşar da davetliler arasındaydı. Mutluluklarına şahit olmaya geldik. Evet. Dilerim çok mutlu olurlar. Var mı tavsiyeniz? Ya onlar ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Bizim tavsiye vermemize gerek yok ama evlilik çok güzel şey. Umarım tadını çıkarırlar. Evet. Çok güzel bir birliktelik olur. İkisi de pırlanta gibi insanlar. Çok da seviyoruz. Yolları açık olsun. Bir ömür boyu mutluluklar mutlu diliyoruz. İkili geceye özel kostümler seçmiş. Özendik tabii. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Bu arada Hatice Şendil bir dönem Meryem Uzerli'nin yakalandığı gibi tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Hiç haberim yok. Tükenmiş miyim? Tükenmişsin. İyi haberler çıktı. Yok, hiç haberim yok. Öyle mi ya? Ben görmedim. Yoruldum dedin ya o yüzden.